30 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz. Yani 30 Temmuz, 5 Ağustos arasındaki burçlarımızı yorumluyorum. Koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar da kariyerle ilgili bazı yenilikler istiyorlar. Yönetici ya da işleriyle ilgili değişmesini istedikleri yenilikleri var. Bunlar büyük bir başarıyla, hayra vesile olacak ama onların eğitim ve kariyerle ilgili yapmak istediği başka yönlerimiz var. Hem çalışma hayatımız hem kariyer hayatımız çok verimliliğe ulaşacak. İlişkiler konusunda da işte söz nişan yaptık da evlilik tarihini belirleyemiyoruz. Ev almak istiyoruz ya da yatırım yapmak istiyoruz. O yüzden evliliğimizi geciktirdik diye koç burçları radikal kararla evlilik kararlarını verecekler. Fakat koçların alıngan ve kırılgan dönemleri var. O yüzden koçların çok fazla üstüne gitmiyorsunuz. Sakin ve sessizlikle idare ediyor. İlişki yaşamayan koç burçları için neler bekliyor diyorsanız, evet aşk istiyorlar ama ruhlarını uyacak insanı aradıkları için çok seçici ve kararlı koç burçları. Evli olan ve çocuklarıyla ilgili sıkıntı yaşayan koç burçlarınızda da yeni ev oluşumu olacak, hayırlı olacak ama sağlık olarak da onlarda da mideyle ilgili gaz sıkışmaları söz konusu olabilir ve onların da yasal olarak çözülmesi gereken bazı süreçler var. Bunlar çözümlenecek. Koçlara aslında 30 Temmuz'dan sonraki verimlilik, aydınlanma ve geçmişi geride bırakma. Evet, 30 Temmuz boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğalar aslında çok yoğun bir tempodalar. İşleri ve kariyer hayatlarıyla ilgili inanılmaz tempodalar ama onların da kafalarında tatil planları var. Ailece gitmek istedikleri plan var. Ağustos'un 15'ini dört gözle bekliyorlar ve işleriyle ilgili, yöneticileriyle ilgili oturup toplantı yapıp yerlerini belirlemek istiyorlar ama devletten evrak bekleyen boğa burçlarımızda gerçekten güzel bir sevinç yaşanacak, devlet ataması ya da verimlilik söz konusu olacak diyorum. İlişki yaşamayan boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, onlar aslında sakinlik istiyorlar. Dingin ve mantıklı bir ilişki ve mantıklı biriyle evlilik yapmak istiyorlar. Evet, onlar da bu yıl bitmeden doğru süreç yaşanacak. Ama boğaların en büyük sorunu kendi ailesini benimseyeceği insan aradıkları için kendi kültürüne, kendi çizgisine ait insan arayışına girdiler. Evli boğalarda da sürpriz bir araç anahtarı muradı olacak ve şehir dışı ya da ülke dışı seyahatler olacak. Onlarda da sağlık problemi özellikle ritimden kaynaklanan nefes ya da alerjik kalp ritim bozukluğu olabilir. Dikkat diyorum. Anne babayla vakit geçiremeyen boğalar vallahi tam 30 Temmuz'dan sonra çok keyifli ailesiyle vakit geçirecek ve uzun süredir üniversite hayatıyla ya da lise ya da ortaokul arkadaşlarıyla görüşmedilerse de güzel bir arkadaş planları var diyorum. Boğaların en tedirgin noktası da uyku problemi söz konusu olabilir. Uykunuzu düzen edin diyorum. 30 Temmuz ikizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizler inanılmaz yoğun bir tempoya girdiler. Ne anlamda? Hem iş hem tatili hem planlı ve programlı aile ziyaretleri çok coşkulu yaşadıkları için ikizlere vakit, kendine vakit ayıramamayla ilgili tedirginlikler var. İkizlere diyorum ki biraz sakin, psikolojinizi düzeltin çünkü 30 Temmuz sizin dingin bir kafanızı iyileştirme, yenilik dönemi ve hayırlı olacak. İlişkinizle ilgili de net bir karar ve hatta sürpriz yapıp evlilik teklif edebilirsiniz. Bunun heyecanı olabilir üzerinizde diyorum. Araç değişikliği yapmak isteyen ikizler biraz Ekim'i beklerseniz paranızı biriktirin. Çünkü sizin kafanızda çiftlik gibi bir ev almak niyetiniz var. İlk önce ev işinizi halledin, sonra araç probleminizi düşünün diyor. Sağlık problemi sizde gözle ya da alerjik bir sorun olabilir. İkizler gıdanıza ya da güneş alerjiniz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Anam evliliğinde kocasıyla sorun yaşayan ikizler burcunda da biraz kocanızı dinlerseniz evlilik kurtulacak ve yasal mahkemelik miraslı konularınız var. Allah kısmet ederse bu yıl bitmeden bu mirasınızın da sevincini yaşayacaksınız ikizler diyorum. Aileyle vakit geçirmek istiyorsunuz ama kendinize dingin ve psikolojinizi iyileştirmek istediğiniz için bir hafta kendinize zaman ayırın diyorum ve ciddi anlamda da geçmişteki hesapları kapattık, yeni program, yeni yatırımlar düşüncemiz var. O yüzden ikizler kafasını yatırdı, planlı ve programlı şekilde devam ediyor. 30 Temmuz yengeç burçlarını neler bekliyorsanız, yengeçler ciddi anlamda işleriyle ilgili beklediği sınav ya da konum ataması ile ilgili çok yoğun bir tempoda çalışmaları var. Bunun çok verimliliğine girecek yengeç burçları ve başaracaksınız sınavınızı, istediğiniz noktanın sevincini yaşayacaksınız. Hatta iş değiştirmek isteyen yengeçler var. Tam zamanı diyorum. Ağustos'u doğru değerlendirin. Güzel bir iş kapınız var. Hayırlı olacak. Hatta yengeç burçlarının
en büyük sorunun ne biliyorsunuz ki? Her şeyi dinlemeden cevap veriyor. Pat pat. Abi bir dinle, yengeç anlat ama sakin sakin anlat. Çünkü sen konumunda çok başarılı ve eğitim de yapmak istiyorsun. Bunu da yapacaksın ama her şeyi üst üste biriktiriyorsun. Son anda tavuk yumurtanın götüne geliyor. Sen paldır paldır hepsini yapayım modundasın. Yengeçler sakin karar verirseniz yıl sizde markayı oluşturacak yenilenme ve iyileşme dönemi. İlişki yaşayamayan yengeç burçları içinde inanılmaz güzel bir aşk var diyorum. Gerçekten bulmasını istediği ve hatta renkli gözlü olabilir büyük bir aşka yelken açacak. Sizde de aileden kaynaklanan bir yatırımlar var. Bunları düzeltmeye çalışıyorsunuz yengeçler. Eylül, Ekim miras bölünmesi, arsa arazi toparlanması söz konusu olacak. Hayırlı olacak. Sizde de varis demiyorum ama hani ne deriz bu kramp girer ya, vücut kramplarınıza dikkat edin, yüzerken dikkat edin, ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Evet, yengeçten sonra ne geliyor hanımefendi için biliyor musun? Asla. Evet, şu an benim videomu çeken ve değerli menajerim, değerli ustadım Aslan Burcu. Aslanlar da gerçekten iş ve kariyer odaklı yaşadıkları için şu an parasal evreleriyle ilgili ve ciddi anlamda plan ve program yapıyorlar ama hep limitlerin dışına çıkıyorlar ve bu yüzden de hep bir çalışma, hep bir plan ve program telaşındalar. Evet, bu yıl sizin iyileşme, yenilenme ve kendi doğumunuzu yaşayacağınız bir yıl olacak. Ağustos yani 30 Temmuz sonrası sizin için gerçekten doğuma dönemi olacak. Doğduğunuz her şey yeniden marka, oluşum ve aydınlığa kavuşacaksınız. Ve gerçekten isminizi tarihe yazacağınız kadar büyük başarılar sağlayacak. Paraya da gerçekten para demeyeceksiniz. Bir evle ilgili taşınalım mı, taşınmayalım mı, kalalım mı, idare edelim mi, evlendikten sonra mı düşüncesi olan Aslan Burçları bir an önce yerinizi belirleyin, yatağınızı değiştirin, eşyanızı alın ve yeni düzeninize geçin diyorum. Bekar aslanlar için de şöyle diyorum. Evet, aslanlar biliyorsunuz ki pimpirikli ve hemen aşık olduğu triplerinde herkese sarılırlar. Aslında aşkı bir türlü bulamazlar. Aslanlara da gerçekten Ağustos bitmeden muhteşem bir aşk var. 30 Temmuz onların inanacağı kişiyi bulma dönemi olacak. Yatırım planları var. Hatta bir evi satıp yeni bir ev alma ve aileyle birlikte kayınvalide, kayınço, çoluk, çocuk bir tatil planınız var. Hayırlı olacak diyorum, endişe etmeyin. 30 Temmuz aslanlara gayet başarılı. Evet, 30 Temmuz başakları neler bekliyor diyorsanız, başaklar tedirginliklerini geride bırakıyorlar. Çok yoğun evrak, dosya, hesap, kitap, banka, devamlı bir ödeme kilitlenmesi yaşadılar. Bu ödeme kilitlenmesinden dolayı da kendilerini dinlenecek vakit bulamadılar. Artık onlar da diyor ki benim bu yılım çok yorucu ve dinlenmeye ihtiyacım var diyen başaklar için güzel bir Ağustos başlangıcı olacak. Bunu çok iyi değerlendirirseniz gerginlikleriniz, huzursuzluklarınız, kaygılarınız geride kalacak. Ama başaklarda şu var, aileye çok önem verdikleri için kendilerini ailelerine feda etmişler. Evet başaklar, biraz uyanın, ben varım diyeyim ve hayata yeniden açılmanızı tavsiye ediyorum. İşte büyük bir değişim, parasal hayatınızda yenilik ve oluşturmak istediğiniz yeni iş ortaklıkları var, bunlar doğru. Aşk yaşamak isteyen başaklar biraz daha sabırlı, sabredin, gerçekten doğru insanı bulacaksınız. Evli başaklarda çocuk muradı var, çocukla ilgili güzel bir sevinç yaşayacak diyorum. Sağlık problemi sizde de. Aksiyetler olabilir, panik atak bozuklukları olabilir. Ufak bir psikologla altyapınızı güçlendirip bir de size yüzmeye iyi gelecektir. Yoga yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sizin geçmiş plan, geçmiş hesaplarınız hiç bitmediği için gelecek kaygılarınız çok fazla var. İlk önce geçmişi temizleyin, sonra gelecekten korkun diyorum başaklar. Başaklar zaten akıllı ve yetenekli insanlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Hayat sizin için başarılı ve aydınlık. 30 Temmuz terazi burcu. Terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, teraziler de aslında parasal hayatlarını, finanslarını kontrol ettiler. Yeni bir iş arayışına girdiler ve işlerini bırakmak istiyorlar. Eylül'e kadar bu sevinci yaşayacaklar. Yeni değiştirecek ya da şehir değişikliği ya da ülke değişikliği planları var teraziler için. Terazilerden aslında para konusunda değil de işleriyle ilgili devamlı kaygı yaşadıkları için çok endişeli tavırlar sergiliyorlar. Bence bu Ağustos onlar için, 30 Temmuz'dan sonraki Ağustos onlar için verimlilik ve güçlenme ve saksıda yeniden iyileşme dönemi. İlişkileriyle ilgili de evlilik kararı verdiler ama daha tarih ve gün alamadıkları için ve nasıl yapacaklarını ve parasal borçlarını toparlamadan evlilik yapmayacaklarını düşünüyorlar. Bir yeter, aslında onlar hemen evlilik yapacaklar ve düzenleyici terazi burçları ciddi anlamda aydınlığa kavuşturacak. Terazilerde de şu var.
ağız afları, diş problemi söz konusu olabilir. Ağız sağlığımız, ağız aflarımıza dikkat edelim. Bu da şundan kaynaklanıyor. Çok streslisiniz ve gergin olduğunuz için devamlı ağzınızda bir şeyler oluşuyor. Bir tuzlu gargara ya da ne bileyim doktora gidin, anam ne yapayım, bunları bir iyileştirin. Anne baba özlemi var. Uzun süredir ailesiyle görüşemeyen, terazi burçlarında büyük bir sevinç ve ailesiyle vakit geçirecekler. Endişe etmeyin. Ve devlet atamasını bekleyen teraziler de tez vakitte muratlarına erecekler. Hiç panik yapmayın. Evet, 30 Temmuz akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında çok yoğun tempoyu geride bıraktılar. Tatil planına girdiler. Onlar artık biraz denizde yüzmek ya da dağda gezmek, tozmak dediğimiz bir sürece girdiler. Evet, borçlar var. Borçlarla ilgili ödeme planları yapıldılar. 2-3 ay kenarda tutacağı parayla bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar ama biliyorsunuz akrepler çok hırslı ve dediğim gedik yapıda oldukları için biraz onların hani ülkenin ekonomik krizinden dolayı kaygıları var. Hiç kaygı etmeyin. Türkiye daha büyük bir süreçlere geçecek akrep. Zaten Türkiye'nin de genel burcu akrep olduğu için akrebin döngüsünde çok büyük bir değişim yaşayacak. Biz güçleneceğiz, büyüyeceğiz. Sadece evet ekonomik kriz akrepleri biraz aşağı çekti ama panik yapmayın. Aşk konusunda akreplerin en büyük tedirginliği geçmişteki insanın ona musallat olması ve ondan kurtulamamasının verdiği bir şey. Ve yeni bir arayışa giriyor akrepler. Evet, doğru aşka gireceksiniz. 2 ay sabır olun. Geçmiş geride kalacak. Yeni bir oluşuma giriş yapacaksınız. Evet, 30 Temmuz. Yayları neler bekliyor diyorsanız, yaylar. Ciddi anlamda şezlonga bütün bikinileri ya da şortlarınızı giydiniz. Şezlongda kitap okuma döneminiz. Ve bunun tadını çıkartmak istiyorsunuz ama ailenizin uzun süredir yasal takip edilmesi gereken evrak ve ev ya da tapu ile ilgili işleriniz var. Fazla şezlongda uyuyup kalmayın. Güneş sizi çarpmasın diyorum. Güneşe karşı alerjiniz var. O yüzden ihmal etmeyin yaylar. Vücudumuzu koruyalım. İlişki konusunda yayların aslında doğru insana yavaş yavaş sahip olacağı bir dönem. Ama evli çiftler çocuk denemesi ya da tedavi görmek istiyorlar. Çocukla ilgili sevinç yaşanacak ve eğitimleriyle ilgili doğmuş çocukları ve eğitimleriyle ilgili kaygı duyan yay burçları için gerçekten çocuklarınız çok iyi noktada olacak. Ve yurt dışına yerleşmek isteyen yerlerimiz var. Hadi yolumuz aydınlık olsun diyorum. Devlet atamasını bekleyen ya da devletle ilgili iş yapan yay burçlarımızda da Ekim ayı onlar için çok verimlilik olacak. Ve araç değiştirmek ya da araç yenileme niyeti olan yay burçlarımıza diyorum ki Ekim'i beklerseniz sağlıklı olacağını düşünüyorum yaylar. Evet, yayların da anne baba ya da bir ölmüş bir kabir ziyaret etmesi lazım. Nazara çabuk geliyorsunuz. Yasin ve Ayetel Kürsü okursanız yerler üzerinizdeki enerji değişeceğini düşünüyorum. Evet, 30 Temmuz neyi bekliyor? Oğlakları neler bekliyor diyorsanız, oğlaklarda dinginlikten çok para koşturması ve ödemeler ve sıkıntılar çok ön planda. Krediler patladı. İşle ilgili sıkıntılar yaşıyor oğlaklarda. Oğlakların şu an kredi telaşı var ve o krediyi oraya yapma, ondan borç aldığını buraya koy dediğimiz bir süreç yaşıyor oğlaklar. Kurtulacaksınız 4 ay sonra. Maddiyat anlamında daha verimlilik, daha aydınlığa kavuşacaksınız. İlişki istemiyorum artık. Sadece borçlarından kurtuldum. Dingin bir kafaya girmek istiyorum. Hem ilişkide muhteşem bir ilişkiyle yelken açacaksınız. Hayatınızda kötü evreler geri kalıyor. Sizin de aslında yavaş yavaş döngünüzde para birikimi, yatırım ve borçları kapatma dönemi. Sağlık olarak böbrek, sırttaki ağrılar, dalak diyoruz. Bunlar sizin en hassas noktalarınız. İhmal etmeyin. Bir de uyku apneniz olabilir. Bunları kontrol ederseniz sevinirim. Ve de aileyle vakit, ailenize bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Benim ailenizin de maddi sıkıntıları var. Evet, 4 ay sonra ailenize ev alacak kadar konuma geleceksiniz oğlaklar. Endişe etmeyin, panik yapmayın. Çünkü sizin için verimlilik, aydınlık var diyorum. Bir de aileden doğan sorunları çözmeye çalışan dönemimiz var. Bunlar çözümlenecek. Bazı yasal olaylar var. Bunların hepsi aydınlığa geçecek. Oğlaklar dingin bir haftaya giriş yapacaksınız ama sağlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, oğlaklardan sonra kovalar ne bekliyor diyorsanız. Kovaların biliyorsunuz ki gerçekten tekneye de ya da orman demeyeyim ama onlarda çok çalışma temposu var. Büyük projeler, büyük imzalar atmak istiyorlar. Yeni işler kurmak istiyorlar ve bu işlerin arkasından altın ya da inşaat işine girmek isteyen kova burçlarımız var. Doğru zaman yatırımınızı yapın, çok büyük başarı sağlayacaksınız.
ve beklediğiniz evrak ve iş bekleyen kova burçları için inanılmaz güzel iş kapısı 1,5 ay içerisinde kapınızda ve iyi bir işe gireceksiniz. Aşk konusunda şanssızım diyen kovalar turnayı gözünden vuracak ve hiç olmadığı kadar huzurlu bir aşk onların hayatına giriş yapacak. Evli kovalar boşandım boşanıyorum, koca bıraktı kadın bıraktı derken evliliğimiz birden kurtuluyor, bu haneye çocuk sevinci geliyor. Ev almak isteyen kovalar için de 1,5 ay zaman var. Bu 1,5 ay içerisinde istediğiniz evin sevincini yaşayacaksınız diyorum. Sizin de aslında belediye ile alakalı çözmeniz gereken bazı sorunlarınız olabilir. Bunlar sorunlar çözülecek. Rahat ol kovalar. Çünkü sen dahisin ve aklını her şeye kurduğun vakit hedeflediğin her şeyi Rabbim sana veriyor. Senin de evine nazar değmiş. Evini sirkeli suyla temizliyorsun, üzerinizdeki enerjiniz değişsin. Evet, 30 Temmuz balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıklar sevgilisiyle, nişanlısıyla, sözlüsüyle tatil planına girdi. Balıkesir, Erdemit, Marmaris böyle kafasında bir tatil, Akdeniz, Kıbrıs'ta olabilir. Sadece parayla ilgili kaygıları var ve işle ilgili oluşumlar ve iş evrakları bekliyor balık burçları. Doğru bir süreçte iş kapınıza hayırlı olacak. Hatta 10 bin liranın üstünde bir para alacaksınız. Panik yapmayın, çok iyi bir işe giriş yapacaksınız. Belli paylı işe giriş yapacaksınız. Yani güzel paylı bir sistem olacak sizin için. Ailenizle ilgili gerçekleri gördünüz. Onların üstüne gitmiyorsunuz. Çünkü onlar da zavallı. Bazen diyorsunuz ki onlara da üzülüyorum. Yıllardır bize yaptığı iyiliklerin karşılığında az zavallı diyoruz. Çünkü emeklerimizi ziyan etmemek amaçlı ailenize destek olmak istiyorsunuz. Bunları yapacaksınız. Devletle ilgili evrağınız temize gidecek. Askerlik bekleyen insanlar paralı askerlikle ödemelerini halledecekler. Bir de uzun süredir hastalık problemi yaşayan ailenizde uzun süredir kanser tedavisi olan birine sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Evet, 30 Temmuz balıklarda huzur bereket. Bir de motor değişikliği ya da araç değişikliği niyetiniz var. Balıklar istediğiniz yatırımı yapın. Evet, keyfini çıkartın. Hoplayıp zıplayıp abone olun. Eğer ki 10 bin takipçiye ulaştığımızda her izleyicimizi tek tek canlı yayına bağlayacağız ve keyifle canlı yayın sohbeti yapacağız diyorum. Hoplayıp zıplayıp abone olun.